Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Mart ayından itibaren emekliye zam düzenlemesi, memur zammı ve asgari ücret için çalışmalar başladı. 1 Temmuz itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücret dikkat %34 zam ile net 11.402 TL bürüt 13.414 liraya yükseldi değerli izleyicilerimiz. Kurban Bayramı'nın hemen ardından sırada emekli ve memur zamı düzenlemesi yer alıyor. Değerli izleyicilerimiz %34'lük zam ile birlikte eee asgari ücrete gelen maaş miktarı 11.402 TL'ye, brüt ise 13.414 TL'ye yükseldi. Ocak ayında 455 dolarlık alım gücü seviyesiyle tarihi rekorunu kıran asgari ücret bu kez 483 dolarlık alım gücüne ulaştı ve döviz bazlı zirvesini tazelemiş oldu. 5 Temmuz günü refah payı hariç emekli zammı belli olacak değerli izleyicilerimiz. 6 aylık enflasyon rakamları 5 Temmuz günü saat 10.00'da TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranı duyurması sonrası netleşmiş olacak emekli vatandaşlarımızın enflasyondan kaynaklanan zam oranı. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz 2023'te yayımlayacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını açıkladı. 6 aylık enflasyon beklentisi belli oldu değerli izleyicilerimiz. Peki buna göre 5 aylık enflasyon oranı %15.26 olurken Merkez Bankası Haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Bu veriler Temmuz zammı öncesi ekonomistlerin son beklenti anketi oldu. Ekonomistler Haziran ayı için %2.81 enflasyon tahmininde bulundu. Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde emekli ve memur zammı için doğrudan belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için Beklenti dikkat değerli izleyicilerimiz son 6 aylık enflasyonu beklentisi %18,5 oldu. Yani kuvvetle muhtemel 6 aylık enflasyon %18-20 arasında gerçekleşecek değerli izleyicilerimiz. Bu rakamlar dikkate alındığında asgari ücrete verilen refah payı %15-16 civarında olduğu. Bu rakam ara zam için oldukça büyük bir zam oranı olarak dikkat çekti öte yandan askeri ücret de Aralık ayında yeniden artacak değerli izleyicilerimiz. Eğer %15-%16 refah payı ile beraber yaklaşık %18 %20'lik eee enflasyon oranını da üstüne eklediğimizde değerli izleyicilerimiz memur ve memur emeklerine aynı zamanda SSK ve Bağkur emeklerine %35 gibi bir zam olacağını tahmin edebiliriz. Değerli izleyicilerimiz bakalım 5 Temmuz günü TÜİK tarafından nasıl bir e, enflasyon oranı açıklanacak ve e, 6 aylık enflasyon oranıyla beraber refah payı ne kadar verilecek zam oranı tahminimizde olduğu gibi %35 olabilecek mi bekleyip göreceğiz. Değerli izleyicilerimiz önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve bu önemli videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok değerli izleyicilerimiz.